3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, deprem tatbikatı yapacağız da Emir olayı yanlış anladı. Yanlış şekilde kendini korumaya çalışıyor. Arkadaşlar bakalım şimdi nasıl olacak? 3 dakika mı var? Evet. Arkadaşlar biliyorsunuz ki deprem tatbikatı yapıldı. Biz de şimdi onu uygulayacağız. Ayrıca bu yüzden de deprem zamanında ne yapılır, neler çantamızda bulunmalıdır, bunları size göstereceğiz. Genel bir deprem çantası da göstereceğiz. Şimdi tatbikat süresini bekliyoruz biz de. Yayın yapıldığı anda şu an haberlerden de takip ediyoruz. Bakalım nasıl olacak, nasıl bildirim gelecek bize. Hep beraber bakalım, sonrasında deprem çantasına geçeceğiz. Emi her şey çok geç anladı bugün. Niye yanlış anladı, geç anladı. Arkadaşlar bakın burada da olacak, şimdi göreceksiniz. Durun bir dakika, dışarıda da bakayım bir şey var mı hiç insanlarda? Bakalım dışarıda hiç kimse de bir şey var mı? Yok, dışarısı normal. Hiçbir şey yok. Geri girelim. Bir dakika kaldı, heyecanla bekliyoruz. Cep telefonunu bekliyorum ben de, uyarı gelecek mi diye. Bakalım. Gelmedi hala. Bekle. Evet, bekliyoruz. Abla. El. Hani? Gelmedi. Dışarıdan. Anons geliyor. 14. Bak saniyeleri veriyor. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anons gelmedi. Dışarıda. Ay yok, bu değil. Maç bir şey geldi. Dışarıda anons yapılıyor. Dışarıda anons var ama telefonları gelmedi bir şey. Telefonlara bir şey gelmedi. Evet. Herkes çöksün, herkes çöksün. Hadi çökün, çökün. Çökün hemen, çökün. Emir sen de çök hemen. Çök, çök, çök. Koş, yanıma gel. Koş, 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 koş. Çök, çök, çök. Çök, Emir, çök, 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 çök. Bak. Emir kafanı koru anneciğim, koru kafanı. İyi bak böyle yap. Heh. İyi bak aşkım böyle yapalım hadi. Heh. Çok sen de çok. Yapmak istemiyor ben yine. Hadi. Burada da görüyoruz. Aferin Emir sana. Koru koru koru, devam et. Devam ediyor Emir, devam ediyor. Devam et. Ama sen böyle yaparsın. Yap Emir. Emir'le olmuyor. Ama telefonlara gelmedi bir şey. Ama telefonlara niye gelmedi? Anlamadım, gelmedi. Deprem. Telefona gelmedi. Dur bakayım dışarıdan balkona. Bak dışarıya bakanlar da var. Dışarıda bakanlar da var ama yok, gelmedi. Gelmedi arkadaşlar. Evet, gelmedi. Allah Allah. Anlamadık. Sanırım haberlerde de onu söyledi, telefonlara gelmediğini. Bakalım. Geldi arkadaşlar bakın. Ama biraz bir dakika falan, bir iki dakika bana geç geldi. Bana niye gelmedi? Anneciğim hat yok sende. Ha doğru. Ben de. Hayati uyarı bildirimi AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda ülke genelinde deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır diyor. Herkesin telefonuna geldi. Evet. Şaka gibi. O zaman biz ne yapalım? Deprem çantası geçelim. Hadi geçelim. Gerçekten iyi bir şey bu. Evet, çok kısa ama bir süre önce geliyor. Deprem olduktan sonra gelirse ne anladık? Allah yardımcımız olsun. Şimdi arkadaşlar çantamızı açacağız. Biz bu çantayı deprem tatbikatı yapılacak demeden önce aldık aslında. Ama ancak şimdi geldi sırası. Deprem tatbikatı da söylenince dedik ki tam zamandır bir açalım bakalım içinde neler var. Acil bence, durum çantamız. Bence bunun içinde krakerde sayfalar vardır. Bilmiyorum valla. Yani ilk yardım bir çantasından... şey yiyecek bir şey vardır ama konserve mi, kraker mi onu bilemiyorum. İlk yardım çantasından birazcık daha fazla şey var bunun içinde ama neler var ben de bilmiyorum. Yavaş yavaş. Önce küçük göze bak bakalım. Var mı orada bir burada şey? Burada var bir şey. Ne? Burada boyunluk var. Ciddi. Nasıl boyunluk? Hani kaza anında boyunu... Efe otur otur yan, anne seni göremiyor. Heh. Hani boynu sabitlemek için sanırım şöyle bir şey yapılıyor ya. Ben doğru mu yaptım bilmiyorum ama. Heh. Boynu evet, daha dik tutmak için. Efe niye öyle bakıyorsun ya? Yani o an insan bilemez ki onu tabii, kullanabilir miyim, kullanamaz mıyım diye ama. Ya işte aslında bu çantadaki eşyaları da tam kullanmayı bilmek lazım. Biz çok bilmiyoruz ama hepimiz aslında ilk yardım kursuna gitmemiz gitmesi lazım. Kesinlikle. Şimdi, aha doğru söylemiş. Kafa lambası var. Kafa lambası? Aha. Çalışıyor mu? Pili. O bayağı büyük bir şey. Pili var mı? Bak bak abla zaten
şey şarj edilebilir. Şarj edilebilir. Çalışmıyor mu bir şu an? Şarj edilmiyor olabilir ama pili de olabilir Derya. Bir bakalım mı ya? Bak bakalım. Pille de çalışıyor olabilir. Bak sanki şuraya pil de takılıyor Derya. Bir de onu açınca bakarız. Pil takılıyor olabilir değil mi? Şu 3 tane pil. Bence Nazmiye'ye. De aynen. Abla yok ya. Yok yok takılıyor. Bak bak burası şey. Ama buralarda açılıyor. Bilemedim ondan çok emin olamadım. Dur bakalım buna. Peki sonra. Artısı açılma kapanma yeri yok mu bunun? Deneyim bir ya. Nereden açılıyor? Heh ver. Ben anlamadım. Nereden? Gözümün önünde ya. Baksana. Dur birazdan pil getirin bakarız. Bunu da şöyle şey yapıyorsun. Aslında bu neden? Arama kurtarma çalışmaları sırasında şey işe de yarasın diye hani Allah korusun. Muhtemelen bir... evet. Menzili bak. Fazladır yani onun. Bunu buraya takıyorsun. Bu da kaliteli bir şey. Ah kafamı burnuma çarpıyor. Dikkat et. Böyle. Ha. Anladın mı? Çok iyi. Büyük olmadı mı? Hayır oğlum o işte. Bunu çalıştırıyorsun. Ararken bak böyle bütün her tarafını gösteriyor. Mantıklı. Bu şöyle dursun. Tamam. Işık verdi bize. Boyunluk verdi. Geliyor. Aa bizim o hani şey vardı ya battaniyeler, folyo battaniyeler. Ha evet. Açmayalım istersen. Yani... Evet kullanılmasın. Bu dursun. Açık varsa ben getiririm zaten. Ama gerçekten kullanılırsa o zaman kullanılır. Allah tabii Allah korusun. İnşallah ihtiyaç duymayız. Bu neymiş? Yine steril bantlardan, bir şeylerden, kompres şeylerinden. Bir tanesini açsak mı ne olduğuna baksana. Ben açayım, ben açayım. Efe açsın. Aç, aç bakalım. Transfer istersen kesebilirsin. Hastane kokuyor size yemin ediyorum. O hastane kokusu değil, medikal ürünlerin kokuları. Öyle değil durum, açabilirsin. Ha. Bak bakalım. Steril bez. Steril şeyler. Steril gazlı bez. Bezler gibi. Evet. Tamam, bunu da bırakalım. Koyarız geri çantaya. Anneciğim hani mesela Allah korusun kanamlı bir şey oldu, bir yaralandı. Aa bak Derya, hani şey vardı ya bileklik için sarma şeyi. Daha kalın. Dur bak, bu bacak için filan da olur. Baksana. Bu tam bacak. Ya, böyle ya bu ne miyim ben? Nasıl kopuyor bu? Dikkat edin, şeyler düştü, onları bulalım. Bir tanesi düştü, ben onu şimdi bulurum. Çok başka ne çıktı? Yapalım. Bakalım şundan arkadaşlar neler var neler. Bu boş bir dakika, onu demin açmışız. Bu nedir? Açalım. Uy. Ne yazıyor bunun üzerinde? Sen okuyabiliyor musun? Antiseptik çözelti diyor. Ne yazıyor bir benim? Kullanım şekli ıslak kompresler yıkamalar için ha, kullanılabilir. Ha demek yani, ki yaralandığında mikrop kapmasın diye bu. Tentülyot gibi bir şey. Evet. Kolonya gibi bir şey değil. Kolonya öldürüyor evet. Ha soğuk kompres. Bunu buzluğa koyarız tamam mı? Buzluğa koyup aa, şey yapabiliriz. Hazır diyor. Ama bu buzluk bir şey anladım. Değil. Diyor ki paketin A ve B noktalarını karşılıklı olacak şekilde tutup sıkın. Tamam. Sıvı kesesinin patladığından emin olun. Kese patlayınca sıvı ve granüllerin karışması için paketi sallayın. Sonra ne oldu? Soğuyor mu? Sonra torba soğumaya başlayınca yumuşak ince bir beze sararak müdahale gerektirin. Evet bu kendi kendine soğuyor. Hani kendi kendine ısınan şeyler gibi mi? Jeller gibi mi? Sanırım. Ben hiç öylesini görmedim. Yani soğuyan böyle bir poşet olduğunu, kendi kendine soğuyan poşet olduğunu vallahi acayip durum çantası olduğu için şu an bunu kullanmamalıyız. Anne zaten... Evet diyor ki bak ani darbe ve şişmelerde vesaire diyor. Yani. Anne hani benim arkadaşımın burası yarılmıştı ya evet. Bir kere. Onda bunu kullanmışlardı. Neyse bu böylemiş. Vallahi bunu öğrendiğime sevindim biliyor musun? Böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir şey soracağım. Bu da buraları ne istiyor? O da onun küçüğü. Ne anneciğim? Buraları ne istiyor? Buraları sen. Efe'cim sanırım İçinde buradakilerden dolayı zaten soğuma sağlıyor. Bak burası çok sert taş gibi. Yani o granülde de ufacık parçacıklar düşün. O jelle bir araya girdiği zaman soğuma etkisi yaratıyor. Tepkime herhalde sağlıyor. Bundan kullanan varsa bize yazabilir mi ya? Bunun sıcağını biliyorum da soğuma ilk defa. Eğer çok merak edersiniz arkadaşlar bunu da bir videoda deneriz biz. Ha, deneriz. Bu da arkadaşlar şu kalın bilekliği daha doğrusu lastiği uzun olanı. Şimdi bunu sarmayayım tekrar. Uğraşamayacağım onunla. Önceden de denemiştik. Şimdi burada büyük poşetler var. Bu ne? O ne? Of, bu ağır bir şey. Ne o? Bilmiyorum. Bu ne ya? Ne olduğunu bilmiyorum ama ağır bir şey bu. Teyze o sıvı gibi. Sıvı gibi bir şey bu. Açmıyorum. Su mu? Su mu? Suyu ya. Niye su da olabilir acil durum çantasında? Su olmaz mı? O zaman yemek de olabilir. Tabii aslında kreker, konserve tarzı şeyler de olabilir Efe. Mantıklı yani. Vallahi deniz kesin bir şey. Çünkü bak böyle sıkı bir tarzı insanlara bir şey olmaz.
sıkıştığında çantayı kullanabilir mi yani? Tabii. Açtığında şey var. Ah! Bunlar jel. İşte şeylerden. O dondurulan jellerden. Abi bizim kutu vardı ya kutu. Ha. O kutudan çıkan. Vay, büyüğünü ilk defa gördüm. Nere sen oynuyorsun? Ama okyanus gibi ya. Şuraya bak Derya. Okyanusun içinde gibisin. Bunları dondurmak gerekiyor. Bunları dediğin gibi dondurmak gerekiyor. Ama şöyle. Bir de burada poşetler var. Değil mi? Burada bir şeyler var bir sürü. Onlar da medikal ama bak ya. Bence eksiğini söyleyeyim sana. Gerçekten Efe'nin dediği gibi. Bence içinde bir tane su olmalı. Biz tamamlayalım mı eksiğini? Kesinlikle yiyecek yani böyle bozulmayacak kraker, böyle mesela konserve şey, tarzı bir şeyler aynen, olmalı. Mısır, ve, konserve mısır. Ve bence ne olmalı biliyor musunuz? Ne? Bir de böyle böyle çekiç gibi sert bir şey olmalı. Hani böyle Allah korusun zorda kaldığında kırabileceğin bir şey. Anne bak böyle ilaçlar da koyulabilir. Yani... Bak annem orada. Ama bakarsan ha? Ufak bir makas veya işte şey vesaire olmalı. Yani. Mesela orada da yani sağlıklı beslenmiyorsan orada kaldığımızda o vitamini içelim bari. Evet aslında medikal bazı şeyler ekstra ilaç tarzı bir şeyler olabilir. Bak bunlar da bunlar şey yara pedi. Bunlar bant şeklinde. Yaranın yüzünü örtmek için. Bunlar da yine bunlardan. Ama anladım bunlar. Bu da yara bandı. Büyük yara bandı. Bunlar, bu bunlar gazlı bez hepsi. Şunun aynısı. Bu bunun aynısı değil. Bu başka. Bu başka. Nereden biliyorsun? Bakacağım üstüne. Bunların hepsi gazlı bez arkadaşlar. En çok yaralanmalar olabilir diye müdahale edilsin diye. Bu da yine bir tane bileklik. Bu bant şeyleri kapamak için hani. Evet. Yara. Bu neymiş? Bunu da okuyalım. Bu da oksijen diyor. Bu da şey antiseptik bir şey. Bir şey değil mi? Bu rahatlık. Keşke o da bir uzman olsaydı bu konuda. Bak eldivenler, steril eldivenler. Aa bak koymuşlar makas. Aa bak işte. Makas. Bu ne? Ya fener. Fener koymuşlar. Zaten mantıklı. Kafa lambası da koymuşlar. Evet ama olsun fener de önemli. Bu da hani bir şey varsa... Çekip. Ama bu anne kaliteli gibi değil. Daha iyi olmalıydı. Aa, haklısın. Evet, yani. Belki de pila bitmiştir onun yani. Baksana ben... mesela burada ışık böyle. Bak abla ışığı göstermiyor neredeyse. Yok. Ama Efe bir şey değil mi? Allah korusun çok karanlıkta o çok büyük bir ışıktır. Evet burada evet. Çok ışık var evet. Şu an. Yara bantları. Yine folyolar. Başka? Bunlar? Ha bunlar da şeyler, ıslak mendillerin düşünün kurusu gibi, havlu gibi yani bir yeri şey yapabilmek için, kurutmak için, temizleyebilmek için. Ben de niye örnek gösterdiniz bunlar, ki? Bunlar da alkollü şeyler, petler. Mikrop öldürmesi için. Bu neymiş? Kolonya gibi. Sağlık, solunum sistemi, akciğere, havaları temin edin. Bu ne? Bunu açamam bilmiyorum bunun ne olduğunu ben. Görmeden anlayacağım. Bu ne? Ha bu şeyden. Ay bunun adı neydi ya? Kan almak için falan kullanıyorlar. Onun bir adı var. Ben... Hep adını unutuyorum. Anne bunu kapatın ben. yok be benim. Kan almayın. Oğlum hayır. Benim kanımı almayın. Lan kan alması hayır. Gel buraya. Gel buraya gel. Yok. Benim kanımı almayın. Kan almak yok oğlum biz doktor değiliz. Bunlar bu kadar. Şimdi buraya ne ekleyelim? Su ekleyelim bir tane. Mama. Şey kraker ekleyelim. Şu değil mi? Kola yok kola. Evet bir de ben sana söyleyeyim hani böyle bazen satılıyor. Bizde yok şu an. Ben internette de görmüştüm. Trendyol'da falan böyle çekiç gibi bir şey. Yani böyle camı falan da kırmak için falan kullan. Öyle bir şey de olması anne, lazım. Anne bir şey değil mi? Sakız da kullanılması lazım. Çünkü sakız da biraz sağlık şey yapıyormuş. Sağlıklıymış. Sakız. Yani böyle çiğneyince. Yok hayır. Stres atıyor. Jelibon daha sağlıklıymış. Sen ne diyorsun cips? Ondan sonra çokomel. Ya anne ben gerçek doğru şey. Efe bir şey diyeceğim. Sakız faydalı dediğin öyle şey değil. Damla sakızı diye bir şey var. Stres o da stres atıyor. Oğlum stres. Ha, sen o anladı ama öyle. Oğlum stresi mi stresi bırak. O sırada insan stresine kalır neyse. Yani belki bir tane ağrı kesici koyulabilir. Kalem ve not defteri koyulabilir. Allah evet. Korusun hani o şeyi öyle bir acil durumda birisini buldun adını filan not almak için yani yapılabilir. Yani olabilir. Ben kağıt kalem olsun derdim mesela. Ben demezdim. Ben derdim. Ben demezdim.
Sen derdin, ben demezdim. Bu böyle bir tercih. Hala şeyi takıldım, bunun adı neydi diye bakın. Bir bakayım bir dakika, bunun adı neydi ya? Bir arkadaşlar, tabii ona baksın. Bence güzel. Güzel bir set ama eksikleri olan bir set. Sizin hakkınıza gelip de olmayan, bizim aklımıza gelmeyen şeyler varsa onları da yazın. Biz en azından çantamızı tamamlayalım. Sadece kan için değil, hani kangren olmasını önlemek bana için de. Bana kan demeyin ne olursun, çok korkuyorum. Korkuyorum. Arkadaşlar neyse. Bir dakika dur, Allah aşkına bunun adına bir bakacağım, ondan sonra arayacağım. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar, hemen gidiyorum. Arkadaşlar yemin ederim bakmadan hatırladım. Telefonu elime aldım bakayım diye. Ya he. Turnike adı. Arkadaşlar yemin ediyorum doğru. Böyle arkadaşlar, sizin eklememizi böyle hani iyi fikirleriniz var mı? Şu da eklenebilir. Bu kesinlikle olmalı dediğiniz, bizim aklımıza gelmeyen bir şeyler varsa bence söyleyebilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Allah öyle kötü günler yaşatmasın. Telefon ve powerbank. Powerbank olabilir. Powerbank evet, mantıklı ya. Ama bir şey diyeyim mi Efe, zor zamanlarda doğal afetlerde genelde telefonlar çekmez. Evet, DSM operatörleri sorun yaşayabiliyor. Normal olarak, çünkü hatlar gidiyor, elektrik hatları bozuluyor vesaire, bir sürü şey oluyor. Ama gene de bu fikri sevdim. Evet. Tebrik ediyorum. Efe powerbank dedi arkadaşlar. Suyu da söyledi aslında. Biz kreker dedik. Başka ne dedik Derya? Çekiç gibi bir şey. Derya ablanız böyle çekiç, böyle kırıcı bir şey söyledi. Madde. Herhangi bir obje. Sizin aklınıza gelen, bizim aklımıza gelmeyen ama kesinlikle olmalı dediğiniz bir şey varsa lütfen yazın. Böyle doğal afetleri önceden geçirmiş olan arkadaşlarımıza da tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Allah hiç kimseyi hiçbir zaman yaşatmasın. Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir şey diyeceğim. Bir şuna baksana, çok güzel. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir de şunu kullanan varsa lütfen yazsın ya. Annelerimiz falan kullanmış olan varsa bize söylesinler. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.